orada şöyle bir vurgu var. Son cümlesi. Hayatı boyunca tek bir bedel Bedel ödemeden ödememiş. oturduğu yerden kocası için pazarlık yaptı diyen ahlak yoksunları. İfadeye bak. Evet. En azından bundan sonra biraz olsun ahlaklı olmaya çalışsınlar. Bu mesaj kime? Bu lafları kimler kullandı? Yani benim gördüğüm burada aslında çok diplomatik, çok nazik bir dil olmasına rağmen aslında burada bir öfke de var. Ve belli ki yani kendisi üzerinden konuşulan, geliştirilen senaryolara bir tepki var. Evet. Burada her ne kadar şunu demiş olsa da, şu ifade çok önemli. DEM Parti ile AK Parti arasındaki bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum. Bildiğini biliyoruz çünkü Selahattin Demirtaş bir hükümlü değil. Selahattin Demirtaş bir tutuklu. Dolayısıyla her gün avukatlarıyla görüşüyor ve gündeme dair, Kürt siyasetine dair, arkada yapılan pazarlıklara dair, bu pazarlıkları kimin kimlerle yaptıklarına dair her türlü bilgiye sahip. Dolayısıyla kendisi de burada bir aktör olduğu için hem de belki de çok temel bir aktör olduğu için orada bir hamle yaptı. Bu hamlenin heba olmasından, üzerinde bu şekilde çirkin bir şekilde yıkılmasından rahatsızlığını dile getiriyor. Ve burada bence hani CHP'yle de görüşülmeli diyor. Dengeyi de kurmaya çalışıyor burada. Ama burada bir ifade daha var. Yani burada 31 Mart önemli değil, sonrası önemlidir Evet. diyor. Evet. Yani ben çok önemli bir şey söyleyeyim bu arada. Ben aldığım mesela bölgedeki kaynaklarımdan aldığım şu anda aslında uzunca zamandan beri DEM Parti ile AK Parti arasında bir görüşme yürüyor. Ve bu görüşme yürüten isimlerden bir tanesi mesela Efkan Ala. Efkan Ala bu görüşmeleri yürütüyor. Ya bir isim daha var. Hatta yeni Eski bir konuşması yansıdı Efkan Ala'nın, gelin sorunları birlikte aynen çözelim öyle. şeklinde Yani Efkan bir Ala niye önemli konuşması bir isim? oldu. Efkan Ala Diyarbakır Valiliği yaptığı dönemde olaylar çıktığında ne demişti? Cama gelsin, cana gelmesin diyen, yani orada Kürt halkına da bir mesaj veren, gayet ılımlı ve tabanda da karşılığı olan AKP adına söylediği isimlerden bir tanesi. Senin yaptığın Ensar Yolunda olan görüşme. Yani bütün bunlar aslında DEM Parti'nin bir monoblok olmadığını, Evet. bu yapının nasıl şekillendiğini az çok biliyoruz. Peki DEM Parti'ye söz verelim mi bu noktada? Onlar Tabii, peki tabii. nasıl değerlendirmişler aslında? Onların nasıl okuduğu çok önemli. Ali Kenanoğlu bizimle birlikte 27. dönem HDP İstanbul Milletvekili. Merhabalar Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Şimdi Selahattin Demirtaş'ın mektubunu okuyor ve anlamaya çalışıyoruz. Sizce Selahattin Demirtaş'ın buradaki mesajı ne ve kime? ya öncelikle şunu söyleyeyim tabii ben partinin da yetkili organında değilim, yönetim kadrosunda değilim. Dolayısıyla parti merkezinde bu nasıl değerlendirildi çok Evet. o konuda bir Siz bilgim nasıl yok ama ben okudunuz? tabii Siz nasıl okudunuz bir DEM Partili ben olarak? burada tepkilen partide uzun zamanda görev yapmış birisi olarak bir değerlendirme yapacağım. Tabii bu mektup çok değerli benim açımdan. Çünkü en başta değerler siyasetine vurgu yapıyor olması aslında bu yürütülen bütün bu tartışmalara da bir yerde bir hatırlatma yapıyor. Yani siyaset koltuk için değil, bir değeriniz vardır, sizin bir ideolojiniz vardır, uğruna mücadele ettiğiniz bir değerler vardır. Siyasette bu değerleri hakim kılmak ya da bu değerleri topluma yaygın hale getirmek için yapılır. Siyaset budur. Şimdi ama gördüğümüz kadarıyla bu tartışmaların tamamı şurayı kim kazanacak, hangi koltuğa kim sahip olacak? Bakın bu tartışmalar sadece siyasi partiler arasında değil. Siyasi partilerin kendi içerisinde de o koltuklara kimin oturacağı meselesi üzerinden de yürütülüyor. Tümüyle parti içi tartışmalarda da bu koltuklara hangi kanat oturacak, kim bu koltuğu oturacak, kimin adamı bu koltuğun buranın belediye başkanı olacak üzerinden yürüyen bir tartışma var. Şimdi bütün bunlara bir hatırlatmadır. Parti Efendim? içinde de, parti içinde de mi dediniz? Ben yanlış mı Hayır, duydum? partisine söylemiyorum. Siyasi partiler içerisinde böyle bir Peki. şey var. Evet. Şimdi isim vermek istemem. Ama Peki. bu, AKP'de de yaşandı bu. CHP'de de yaşanmaya devam ediyor. Yani İzmir kimin olacak? İstanbul kimin olacak? Yani kendi parti içerisindeki garanti yerler açısından da
Yani bir ideoloji, bir değerler bütün üzerinde değil, kim oturacak, kimin adamı bu koltuğa oturacak üzerinden tartışmalar da var. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman hani bu konuda, bu seçimde belki de en rahat DEM Parti. Çünkü sandık koydu ve ön seçim yaptı. Dolayısıyla yani kazanılabilecek yerler açısından söylüyorum bunu. Dolayısıyla kazanılabilecek yerlerde bu seçimin sonucuna göre, yani ön seçimin sonucuna göre de adaylıklar belirlendi. Kimi eksiklerine rağmen büyük oranda taban ne diyorsa, seçmen ne diyorsa o oldu. Eksiklerinde tabii ayrı evet, bir konu olabilir. Bir denemeydi belki bizim açımızdan. Evet. Şimdi burada Ali Bey, özür dilerim kestim. Fakat önce şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi mesajın hep böyle DEM Parti dışına olduğu değerlendirmesi genel anlamda yapıldı şu ana kadar Serdar Akinan ve Zübeyde Sarı tarafından, ama bugün DEM Parti adaylarını açıklayacak. Ve İstanbul adayının da açıklanması muhtemel. Tam da bu açıklama öncesinde Selahattin Demirtaş böyle bir yazı paylaşıyor ve işte anlaşılamadığını, eşinin adaylığının anlaşılamadığını söylüyor. Diyor ki görünen o ki, adaylığının anlaşılmamasından ziyade adaylığının anlamının anlaşılamadığından. Yani evet, o üçüncü yol vurgusunun ne anlama geldi? Evet, görünen o ki başka arkadaşlar seçim yarışına girecekler diyor. Yani bu anlamda zamanlaması bence dikkat çekici. Bilemiyorum, siz nasıl değerlendirdiniz bu zamanlamayı? Bence burada kendi partinize dönük hiçbir mesaj yok mu bu mektup içerisinde? Var, ben aldım örneğin oradan kendimize yönelik mesajlar. Peki. Da aldım. Yani bu mesajlardan önemli bir hatırlatma şudur. Ya biz hiçbir siyasetin angajesi değiliz. Biz kendimiziz ve bir üçüncü yol siyasetimiz var. Bunu partiye ve parti tabanına da hatırlatmış oluyoruz bir taraftan. Yani dolayısıyla parti kendi ideolojisi ve kendi değerler bütününü hakim kılmak için ya da o anlamda bir kazanım elde etmek için siyaset yapar. Bu seçimler için de geçerli bir şeydir. Bu görüş açısından da geçerli bir şeydir. Yani DEM Parti'nin görevi CHP ile ittifak yapma görevi, evet, değildir. Evet. Muhalefeti destekleme görevi değildir. Evet. Dolayısıyla bu görüşmeleri AKP ile de yapabilir, bir başka partiyle de yapabilir. Mesele burada savunduğumuz o demokratik değerlere sahip olabilmektir. Bunu, evet, kiminle sahip olabileceksek o değerlere, onunla yapabiliriz. Bunu da en azından DEM Parti'ye ve tabanını hatırlatıyor. Bakın, sizin sorduğunuz soruya ben şöyle bir cevap vereyim. Bu benim kendi değerlendirmem. Bana göre bugün örneğin İstanbul adayı açıklanmayacak DEM Parti tarafından. Hı. Benim hissiyatım bu. Yani bir bilgim yok. Neden? Aynen katılıyorum. Tamam, ama nedenini tabii söylemekte fayda var izleyicilerimiz açısından. O zaman çünkü şu soru ortaya çıkıyor. Hani bir değerlendirme mi yapılıyor? Bir takım uzlaşı görüşmelerinin devam ettiği konusunda bilgi var bende. Bakın, hı, partinin yöneticisi değilim. Bunu duyalım. Evet. Bu arada Ali Bey az önce siz yayına bağlanmadan çok özür dilerim. Diyarbakır'dan bir kaynağımla bu yayına çıkmadan önce konuştum. Tam da bugün aslında Diyarbakır'da bir görüşme olduğunu DEM'le AK Parti arasında isim zikrettim ben. Efkan Ala dedim. Efkan Ala'nın Ankara'da mı Diyarbakır'da bilmiyorum ama bu görüşmeyi yürüttüğünü, yani bu malum biliyorsunuz, şimdi bir karar var. Aslında biz adım adım başka bir yere gidiyoruz. Bugün İzzet Özgenç paylaşmış, AHİM kararı var biliyorsunuz.